Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Fulleme videolarımızla karşınızdayız. Bu ve bundan sonra çekecek olduğumuz videolar konuları fullemeye yönelik sizi sınava en iyi şekilde hazırlamaya yönelik videolar olacak. Her ünite için böyle videolar çekeceğiz ve bu şekilde videolarla sorular üzerinden biz konuları tekrar etmiş olacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuzla başlıyorum. Sorumu okuyorum. Önce soru kökünü okuyorum. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı açıkta kalan konumu verir demiş. Şimdi dünyanın dört farklı konumu verilmiş. Bazı özel tarihler vardı hatırlıyorsunuz. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sırasındaki konumları verilmiştir demiş bana. Bakalım sorular nelermiş. Dünya hangi konumdayken kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır? Önce Türkiye'ye göre düşünüyorum. Türkiye nerede kuzey yarım kürede olan bir ülke? Hangi konumdayken en uzun geceyi yaşıyorum? En uzun gece olması lazım için kış mevsimi olması lazım. Kış mevsimine denk gelen bir ay vardı Kuzey Yarımküre'de. O da neydi? Aralık. 21 Aralık tarihinde yani güneş ışınları Oğlak dönemcesine dik geldiğinde bizde en uzun gece yaşanıyor. Bu da hangi tarihe denk geliyor? Birinci konuma denk geliyor. Buraya yazıyorum bir. Birinci konum nedir? Oğlak dönemcesinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği tarihtir. Oğlak dönemcesi dik geldiği için yengeç dönemcesine ilk açıyla gelir ve biz kış mevsimi yaşarız. Aralık ayında oluruz. Onlar da Aralık ayında yaz mevsimi yaşıyorlar. Dünya hangi konumdayken gece gündüz eşitliği yaşanır demiş. Bakalım gece gündüz eşitliğinde ne oluyordu? Güneş ışınları ekvatora dik geliyordu. Ve bunlar da genellikle bir gün için bahar ayları oluyordu. Yengeç dönemcesi ve oğlak dönemcesindeki insanlar için. Bizim için bir 23 Eylül tarihi var sonbahar. Bir de 21 Mart tarihi var. Bu da ilkbahar. Bu 2 ve 4 konumundayken Kuzey Yarımküre'de ilkbahar ve sonbahar yaşanıyor. Güney Yarımküre için de aynı şekilde. O zaman 2 ve 4 diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. 2 ve 4. Dünya hangi konumdayken güneş ışınları oğlak dönemcesine dik açıyla düşer demiş. Güneş ışınları Oğlak dönemcesine dik açıyla düşecek. Az önce konuştuk. Birinci konumdayken bakın Güney yarım küre Güneş'e doğru bakıyor. O taraf daha yakın. Dünyanın alt kısmı yani Güney yarım küre Güneş'e daha yakın. O zaman Güney yarım küreye yani Oğlak dönemcesine dik açıyla düşer Güneş ışınları bir konumdayken. Yine bir yazıyorum. Diğer soru ne olabilir? Üç konumu veren. Bakalım. İlk soruya bakıyor. İlk soruya bakıyorum hemen. Dünya hangi konumdayken Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi yaşanır demiş. Dünya hangi konumdayken Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi? Biz burada yaz mevsimi yaşıyoruz. Yazdan sonra neye geçiyoruz? Sonbahara geçiyoruz. Dünya iki konumdayken sonbahar mevsimi yaşanır Kuzey Yarımküre'de. O yüzden bunun cevabı iki. Ama üç vermesi lazım bana. Dünya hangi konumdayken güneş ışınları yengeç dönemcesine dik açıyla düşer demiş. Yengeç dönemcesine dik açıyla düştüğü tarih yaz mevsimine denk gelmiş olması lazım. Ve biz üç konumundayken, bu konumdayken Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır. Ve güneş ışınları yengeç dönemcesine dik açıyla ulaşırlar. Bu yüzden bu soru doğru soru. Bunu alabiliriz. Dünya hangi konumdayken Güney Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanır demiş. Güney Yarımküre'de en uzun gündüzün yaşanması için ne olması lazım? Orada yaz mevsiminin yaşanması lazım. Yani orası için 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz yaşanır. Bizde de kış mevsimi en uzun gece yaşanıyor. Ve bakalım bir konumundayken hepsinde tek tek yazıyorum ki böyle iyice tekrar etmiş olalım. Dünya hangi konumdayken yengeç dönemcesi üzerinde öğle vakti gölge boyu en uzundur demiş. Yengeç dönemcesi üzerinde öğle vakti gölge boyu en uzunsa yengeç dönemcesi üzerinde kış mevsiminin yaşanması lazım. Yani 21 Aralık tarihi olması lazım. O da yine birinci konuma denk geliyor. Bu yüzden cevabımız Bursa. İkinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Önce soru kökünü okuyorum. Dünyanın güneşe göre olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Mart ve Haziran ayları arasında geçen sürede gölge boy değişimi grafikteki gibi olur demiş. Gölge boyu ve ayların olduğu bir grafik vermiş bana. Bakıyorum gölge boyuna göre Haziran ayında verilen gölge boyu en kısa, Aralık ayında verilen gölge boyu en uzun. Şimdi Haziran ayında o zaman yaz mevsimi yaşanması lazım. Aralık ayında da kış mevsimi yaşanması lazım. Çünkü
Güneş ışınları eğik açıyla gelirse eğer, Aralık ayında olduğu gibi gölge boyu büyük olur. Ama eğer yaz mevsimi gibi sıcak bir mevsim olsa, yani güneş ışınları dik gelirse, o zaman Haziran ayında gördüğüm gibi gölge boyu ne olur? Kısa olur. O zaman bu verilen bölgede yaz mevsimi Haziran ayında olmalı, kış mevsimi de Aralık ayında olmalı. Burası neresi? Yengeç dönencesinin bulunduğu Kuzey Yarımküre. Kuzey Yarımküre Haziran ayında nedir? Yaz mevsimindedir. Mart'ta da ilkbahar mevsimindedir. Dönüş yönü nasıldı dünyanın? Buradan başlayıp bu şekilde dönüyordu, değil mi? Saat yönünün tersine doğru dönüyordu. O zaman ilkbahardan hangi mevsime geçeriz biz? Yaza geçeriz. Şimdi bakalım hangisi veriyor bunu? A şıkkına bakıyorum. Mart'tan Haziran'a geçiş. Bu şekilde döndüğüne göre demek ki zaten Kuzey Yarımküre'nin güneşe doğru bakması lazım. Böyle bir konum olması lazım yaz mevsimi için. Şu doğru. Bu bahar mevsimine denk gelen kısma bakalım. İlkbahardan yaza geçtiğimiz için Mart'tan Haziran'a geçiyorum. Dönüş yönü böyle olduğu için, saat yönü tersine olduğu için cevabım A oluyor. Bakıyorum böyle bir şey olabilir mi? Mart, Haziran demiş. Zaten şuradaki konumlar biliyorsunuz. Bir tanesi Eylül'le denk geliyor, bir tanesi de Mart'a denk geliyor. O yüzden bunlar bahar ayları. Beş şıkkı olmaz. Ki dönencelerde şu sağ ve sol konumlarda olmalı. Bu olmaz. Yanlış vermiş zaten. Haziran'da yine dünya şu konumda da olamaz. Bu da yanlış verilmiş. Haziran'da Kuzey Yarımküre bu şekilde olamaz. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanması lazım. Ama burada görülene göre güneş ışınları Oğlak dönencesinin dik açıyla düşüyor. Ama Kuzey Yarımküre, yani Yengeç dönencesinde dik açıya düşmesi lazım. Kuzey Yarımküre burada güneşin sırtını dönmüş. Küsmüş gibi bir hali var. O yüzden bu da olmaz. Baktığım zaman sadece A şıkkı olabilir. O yüzden cevabım da A oluyor. Bir kalem alayım. Cevabımız A. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yine soru kökünü önce okuyorum. Buna göre bu şehirdeki birim yüzeye güneş ışınlarıyla aktarılan enerji miktarları aşağıdaki grafiklerin hangisine doğru verilmiştir demiş. Bakıyoruz üzerinde ne vermiş? Dünya 21 Aralık tarihindeki konumundayken ekvatora eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekil üzerinde numaralandırılarak verilmiş demiş. 21 Aralık tarihi verilmiş. 21 Aralık tarihinde bakıyorum ekvatorun üzerindeki bölge, yani bir noktası Kuzey Yarımküre'de kalıyor. İki noktası da Güney Yarımküre'de kalıyor. O zaman Güney Yarımküre'de yaz mevsimi olduğunu biliyorum ben 21 Aralık tarihinde. Çünkü 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre'de de kış mevsimi yaşanıyor. Çünkü güneş ışınları Güney Yarımküre'ye dik geliyor. O zaman iki numaralı konumdaki birim yüzeye aktarılan enerji miktarı daha fazla olmaz mı? Daha fazla olur. O zaman 2'deki enerji miktarı birden daha fazla olmalı. Bunu kim vermiş bakalım? 2'deki enerji miktarı birden fazla olacak. B gitti zaten. Denizli de gitti. Ceyhan da gitti. Eşit vermiş. Cevabımız Adana. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Buna göre 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasında Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre'deki gece sürelerinin değişimi hangi grafikteki gibi olur demiş. 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanır bilgisini vermiş. 21 Mart'ta ise dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri eşittir bilgisini vermiş. Tekrar söyleyelim. 21 Aralık'ta güneş ışınları ne yapar? Güney Yarımküre'ye dik gelir. Güney Yarımküre'ye dik geldiği zaman bu bölgede hem yaz mevsimi yaşanır hem de en uzun gündüz yaşanır. Bunun tam tersinde Kuzey Yarımküre için düşünmemiz lazım aynı tarihte. O zaman Kuzey Yarımküre'de de ne olur? En kısa gündüz, en uzun gece yaşanır ve kış mevsimi yaşanır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde de dünyanın her yerinde ve gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Bunun sebebi nedir? Çünkü güneş ışınları ekvatora dik gelir. Dönencelere dik gelmez. Bu yüzden her yerde gece gündüz süreleri 12 saattir ve birbirine eşittir. Şimdi bu bilgiler ışığında bakalım şıklarımıza. Bakalım ne diyormuş? A'da diyor ki Kuzey Yarımküre'yi mavi ile vermiş, Güney Yarımküre'yi kırmızıyla. Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık tarihinde gece süreleri en maksimum değerindeymiş. Sonra gittikçe azalmış Kuzey Yarımküre için. Az önce aynı şeyi söyledim. Kuzey Yarımküre'de gece süresi uzundur dedim.
Güney yarım kürede de gündüz süresi. O zaman Güney yarım kürede de gece süresi azdı. Gittikçe artıyor. 21 Mart tarihine gelene kadar. Sonra 12 saat gece, 12 saat gündüz olana kadar bu Güney yarım küredeki artış, Kuzey yarım küredeki de azalış devam ediyor. O zaman ilk grafiğim doğru görünüyor. Ama devam edeyim, diğerlerine de bakayım. Bu sefer ne vermiş? Kafamı karıştırmak için Güney yarım küreyi vermiş yukarıda. Güney yarım küredeki gece süresinin azaldığını söylemiş. Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşandığı için gece süreleri artar, azalmaz. Bu yüzden gitti. Yanlış vermiş, ters vermiş. Buna bakıyorum. Burada da yine Güney yarımkürede azaldığını, Kuzey yarımkürede değişmediğini söylemiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu da yanlış. Burada da baştan Kuzey yarımkürede bir süre azaldığını, sonra sabit kaldığını ama Güney yarımkürede sürekli gece sürelerinin arttığını söylemiş. Böyle bir şey de mümkün değil. Bu yüzden cevabımız ne oluyor? Adana oluyor. Bu grafimiz doğru. Bir diğer soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Önce soru kökünü okuyorum. Bilginin doğru veya yanlış olduğu belirlenip ilgili ok takip edildiğinde hangi sayıya ulaşılır? Bakalım ilk bilgi ne demiş? 21 Mart tarihinde dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi eşit olur. Evet bu doğru. Çünkü 21 Mart tarihinde güneş ışınları nereye dik gelirdi? Ekvatora dik gelirdi. Güneş ışınları ekvatora dik geldiği için gece ve gündüz süresi dünyanın her yerinde eşit olmalıydı. 12'şer saat olurdu. Bu yüzden doğru tarafına gidiyorum. İkinci bilgi de demiş ki dik açıyla gelen güneş ışınları birim yüzeye daha fazla ısı enerjisi bırakır. Bu da doğru bir cevaptı. O zaman 1'e ulaşıyoruz. Bir açıklamasını yapayım. Şimdi güneş ışınları bir bölgeye dik açıyla geliyorsa dar bir alanı ısıtıyordu. Bu yüzden de birim yüzeye düşen enerji miktarı fazla oluyordu. Ama eğer eğik açıyla gelirse daha geniş bir alana vuruyordu. Ama geniş bir alana yayılmak zorunda olduğu için birim yüzeye düşen enerji miktarı azalıyordu. Bu yüzden de dik açıyla geldiği bölgelerde yaz mevsimi yaşanır. Eğik açıyla geldiği bölgelerde de kış mevsimi yaşanır. O zaman cevabım ne oluyor? Bir olmuş oluyor. Diğer soruya geçiyorum. Burada da yine ilk önce soru köküne bakıyorum. Buna göre verilen ifadelerden hangisi dünyanın eksen eğikliğinin bir sonucu değil de demiş. Eksen eğikliğinin altını çizelim. Bir sonucu değildir'in altına çizmiş zaten. Bakalım. Aşağıda dünyanın dönme ekseninde 23 derece 27 dakikalık bir eğimle hareket etmesiyle ilgili bir görsel verilmiştir demiş. Dünyanın eksen eğikliği 23 derece ve 27 dakikalık bir açıdır arkadaşlar. Ve bunun sonunda neler oluşuyordu? Bir bakalım aşağıda şıklarda vermiştir. Yıl içinde aynı yerlere farklı miktarlarda ısı aktarılması. Evet, eksen eğikliği olduğu için ne oluyor? Yıl içinde bazen güney yarım küreye ısı fazla geliyor. Bazen kuzey yarım küreye fazla miktarda ısı geliyor. Ve bu yüzden yaz kış mevsimleri oluşuyor. İlkbahar mevsimi, sonbahar mevsimi oluşuyor. Bu yüzden bu doğru. B'ye bakalım. Dünyada dört mevsimin yaşanması demiş. Evet, dünyadaki mevsimlerin yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi de eksen eğikliği. Doğru. Güneş ışığının ekvator ve kutuplara farklı açılarla düşmesi. Evet, yine eksen eğikliği olduğu için güneş ışığı ekvatora ve kutuplara farklı açılarla düşer. Son şıkka bakıyorum. Dönme ekseninin saate ters yönde olması. Dönme ekseninin saate ters yönde olmasıyla eksen eğikliğinin arasında bir bağlantı yok arkadaşlar. Eğer eksen eğikliği olmasaydı, dünya sadece böyle dimdik olsaydı da yine saate ters yönde dönebilirdi. Bununla bir ilgisi yok. Bu yüzden bu yanlış olan cevabımız oldu. O zaman cevabımız Denizli.